Karşıyaka mezarlığımız Ankara'mızda 3500 dönüm arazi üzerine kurulmuş. Yaklaşık 450 bin bu zamana kadar defin yapılmış. Ankara'mızın ve Türkiye'mizin en büyük mezarlığıdır. 1970'lerde kurulmuştur. Şu anda günde yaklaşık ortalama 30-40 civarında defin yaptığımız, bunların arasında yeni alanlara, mükerrer definler yaptığımız yerlere, eskiden satın aldıkları yerlere yaptığımız definler olmak üzere, yine burada yaklaşık 50 tane morgumuzun bulunduğu, 6 tane 3 erkek 3 bayan yıkama yeri teneşirimizin bulunduğu, camimizin bulunduğu, kendi temizliğimizi kendimizin yaptığı çok büyük bir alana sahiptir efendim. Efendim burası dolu, yani %99 oranında dolu şu anda. Ama Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla Ankara'mızın en çok hizmet eden yeri olarak, cenaze defin yeri olarak kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor şu anda. Yani elbette ki bitecek, bir şekilde bitecek. Bunun alternatif yerlerimiz var. Bizim Mamak Ortaköy mezarlığımız şu anda yaklaşık 120 bin lahit hazır bir şekilde Ankara'mızın hizmetinde. Yine Sincan'da Cimşit mezarlığımız yaklaşık 100 bin lahitle beraber yine Ankara'mızın hizmetinde. Yani burası dolduğu zaman bir alternatif problemimiz yok. Ama takdir edersiniz ki 450 bin kişinin defin olduğu, meftun olduğu bir ortam. Herkesin akrabasının, yakınlarının bulunduğu bir yer. Dolayısıyla Ankara'mızda vefat eden vatandaşlarımızın yakınları özellikle Karşıyaka'yı istiyorlar. Çünkü eski yakınlarının yanlarında olsun, ziyarete geldiklerinde hepsini aynı anda ziyaret etmek için. Buna karşılık da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla biz kamulaştırma çalışmalarına başladık. Yani bu ne zamana kadar gider? Bilemedim, 5 yıl gider, 10 yıl gider. Ama bir şekilde nihayete erecektir yani. Bu Karşıyaka mezarı şu anda %99 oranında doldur efendim. 6 mezarlık var. Aslında 2014 yılında Büyükşehir yasasıyla beraber Ankara'mızdaki yaklaşık 1500 mezarlığın tamamının mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediye'ye devredilmiştir o yasayla beraber. Yalnız takdir edersiniz ki 1500 tane mezarlığa merkezi yönetimin sahip çıkması, oraları yönetmesi çok mantıklı bir şey değil. Dolayısıyla yine 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla beraber ilçe belediye başkanlarıyla yaptıkları protokol neticesinde ilçe mezarlıkları ve mahalle mezarlıkları ilçelere ve muhtarlıklara devredilmiştir. Bizim Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak biz yine bu 1500 mezarlığın yolunu, duvarını, telini, müştemilatını, suyunu, elektriğini, her şeyini karşılıyoruz. Kefen ihtiyacını, lahit ihtiyacını, her şeyini karşılıyoruz. Sadece işletme olarak ilçe belediyeler oraları yürütüyor. Ama her şeyiyle dahil olduğumuz 6 tane mezarlığımız var. Karşıyaka mezarlığımız, Sincan Cimşit mezarlığımız, Mamak Ortaköy mezarlığımız, Gölbaşı mezarlığımız, Cebeci Asri mezarlığımız ki bir tarihtir Cebeci Asri mezarlığımız. Bir de Bağlum mezarlığımız olmak üzere 6 tane mezarlığın her şeyiyle beraber biz hizmetini yürütüyoruz efendim. Maalesef dediğinize katılıyorum. Yani şimdi biz İstanbul'daki mezarlıkları inceledik. İzmir'i inceledik. Mezarlıklar bizim Cebeci Asri mezarlığımızın modelindedir aslında. Niye? Yani bir uçtan bir uca yürüyerek gidilebilen, kontrol edilebilen kapılarıyla beraber böyle olması gerekirken ama Karşıyaka mezarlığı bir başlamış, kamulaştırıla, belli bölgeleri de Orman Genel Müdürlüğü'nden kiralanarak böyle devasa bir hale getirilmiş. Gerçekten dediğinize katılıyorum. Yürütülmesi çok zor bir yer burası. Ama ne yapıyoruz? Yine bizim Ankara Büyükşehir Belediye'mize bağlı zabıta dairemiz burada zabıta karakolluğu kurdu. Onlarla beraber zabıtayla işlemleri yürütüyoruz. ANFA Güvenlik Genel Müdürlüğümüz tarafından yaklaşık 250 personelimizle beraber, sadece güvenlik personeliyle beraber güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Kamera sistemleriyle beraber kapılarda giriş çıkışları kontrol ederek, işte içerideki mermercilerin, çiçekçilerin, yakınların, cenaze yakınlarının vesaire güvenliğini sağlamak amaçlı olarak bunlar yapılıyor. Öbür taraftan yaklaşık 20 tane imamımız var. Dini hizmetleri sürdürebilmek için camimiz mevcut. 2 tane cami var. Onun haricinde yaklaşık sadece Karşıyaka mezarlığımızda 120 civarında temizlik görevlimiz var. Ki günlük alanı sürekli temizleyip kontrol ediyorlar. Onun dışında bugün şahit olmuşsunuz.
Yaklaşık 30 tane gaz salımız var. Cenaze yıkamak için kullanılan. Ala 188 cenaze hizmetlerimiz var. Yaklaşık 30 tane cenaze aracımız var. Bunlar cenaze oldukları an, evlerden telefon geldiği an eve doktor hizmetiyle beraber gidiyoruz. Ölüm raporlarını yazıyoruz. Eğer aksi olumsuz bir durum yoksa onların taşımaları, getirilmesi yaklaşık 30 tane cenaze aracıyla beraber yürütüyoruz. Cenaze nakil aracılığıyla. Yine il dışına bu nakil aracılığıyla gönderiyoruz. İl dışına gönderirken bazen de hava yolunu kullanıyoruz. Eğer uzak yerlerdeyse ve hava yolu taşımacılığı varsa hava yolunu kullanıyoruz. İşte taşıyıcısıyla, kazıcısıyla, işçisiyle, imamıyla, cenaze nakil hizmetleriyle, güvenliğiyle, temizliğiyle beraber büyük bir sistem şu anda kontrol altında. Allah'a hamdolsun. Karşıyaka mezarlığı şu anda pırıl pırıl, bir sıkıntımız da yok. Hizmetlerimiz en güzel şekilde devam ediyor efendim.